Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuzla boşluk doldurma sorularıyla başlayalım. 1 Allah'tan Celle Celalü'den başka hiçbir ilah olmadığını Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu dil ile ifade edip kalben de buna inanmaya ne denir? Tevhid denir arkadaşlar. Tevhid denir. Yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür demektir. Ben şahadet ederim ki eşheden la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Bu da ne olacaktır? Kelime şehadet det olacaktır. Burada Kelimeyi tevhidle şehadete ayıran kısım arkadaşlar ben şehadet ederim ki kısmında ve onun kulu ve elçisi kısmındaki ayrımı anlayabilirsiniz. <laughs> Hazreti nokta nokta Yakup peygamberin oğullarındandır. Yakup peygamberin güzel oğlu Kenan kuyularına atılıp daha sonra Mısır'a hükümdar olmuş oğlu Hazreti Yusuf'tur. Kur'an-ı Kerim'deki geçmişte yaşamış peygamberlerin ve toplumların başında geçen ibret verici olayların anlatıldığı hikayelere biz kıssa deriz. Kıssadan ise muhabbeti var ya arkadaşlar aynı şekilde geçmiş toplumların başına gelmiş olayları kıssa şeklinde Kur'an-ı Kerim'de görebiliriz. Şimdi geldik doğru yanlış sorularımıza bunlara bakalım. Birinci soruyla devam edelim. Kur'an'da peygamberlerin başından geçen olayların anlatıldığı bölümlere kızsa ismi verilir. Yukarıda zaten söylemiştik. Doğru bir bilgidir. Buradan cevabını alamayan yukarıdan alsın. Hz. Yusuf peygamber hayatı boyunca rahat bir şekilde yaşamış ve kimse ona zarar vermemiştir demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Hz. Yusuf peygamber çok zorluklar çekmiştir. Ama Mısır'a Mısır sultan olmuş bir peygamberdir. O dönemde e, Kenan kuyularına atılıp kıskançlık çekilmesi, köle olması, zindanlarda kalması... Çektiği sıkıntıları gösterir ama sonrasında da mükafatını almıştır. Hazreti Yusuf'un büyük kardeşleri babalarının Yusuf'u çok sevdiğini görünce mutlu olmuşlardır. Yanlıştır. Zaten Hazreti Yusuf'tan bir küçük kardeşi var arkadaşlar. Diğerleri hepsi abisidir. Onlar kıskançlık yapıp kardeşi kuyuya atıp babasına da öldü demişlerdir. İki kez sura üflendiğinde tüm insanların dirilmesine bas denir. Doğrudur. Hazreti Yusuf kıssası Kuranda. Ahsenül Kasas dediğimiz kıssadır arkadaşlar. Yani kıssaların en güzeli olarak ifade edilir. Hazreti Yusuf kıssası güzeldir. Orada yapmış oldukları, daha sonra sarayda yaşamış oldukları başına gelenler güzel bir kıssadır. Okumanızı tavsiye ederim. En önemli kaynaksa Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf kıssası ya da e, Ahsenül Kasas dediğimiz kıssa yazarsanız bulabilirsiniz. Resul, ahiret, nebi ve risalet kelimelerimiz var. Bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi peygamberlik demektir. Allah mesajlarını peygamberlere gönderir. Şimdi peygamberlik dediğimiz kavram arkadaşlar risalettir. Yani doğrucağımız burası olacaktır. Risalet peygamberlik. Allah'ın kendisine kitap vermediği peygamberlere denir. Kitap verilmeyen peygamberler nebi'dir arkadaşlar. Nebi bu peygamberler kendinden önce gelen peygamberlerin e, kitaplarını kullanarak dinlerini anlatarak devam eder. Kıyamette başlayan sonsuz hayata ahiret denir. Bunları da yazayım arkadaşlar. Risalet şuraya yazıyorum. Risalet yaza varayım. Allah'ın kendisine kitap verdiği peygamberlere denir. Bizim Peygamber Efendimiz de Allah'ın kendisine kitap verdiği peygamberlerdendir. Yani ne olacaktır son olarak? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem resul bir peygamberdir. Yani kendisine kitap verilmiş bir peygamberdir. Buradan aklınızda kalsın. Resulullah deriz ya. Allah'ın resulü. Allah'ın kitap verdiği peygamber anlamına gelir. Şimdi devam edelim. Allah'tan başka tanrılara tapma ve Allah'a ortak koşma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aşağıdaki kavramlara baktığınızda tevhid kavramı nedir? Allah'ın birliğine inanmak, iman, itaat etmek, küfür, kötü sözler anlamına gelir. Allah'a ortak koşmak ise arkadaşlar şirktir. Ve Allah'ın en büyük lanet dediği günahlardan biridir. Kesinlikle Allah'a şirk koşmamaya çalışın. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir ve elçisidir. Anlamına gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arka tarafta söylemiştim. Bu bir kelime-i tevhiddir arkadaşlar. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın resulüdür şeklinde olan budur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Eşhedü na ilahe illallah Ben şehadet ederim ki e, Allah'tan başka ilah yoktur Şeklinde sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a selam etmek anlamında Allah'ın selamı üzerinize olsun Şeklindeki yapıdır Üçe bakalım Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı Yer ve gök bunların düzeni Kesinlikle bozulup gitmişti Demek ki arşın Rabbi olan Allah Onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir, uzaktır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılamaz? Evren evren düzeni düzenli bir şekilde yaratılmıştır. Doğrudur. Zaten öyle söylüyor. Allah evreni yaratan tek yaratıcıdır. Doğrudur. Yerin ve göğün belirli bir düzeni vardır. Doğrudur. Evrenin düzeni kendiliğinden devam eder. Yanlıştır. Yukarıdaki özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kağıdımız düzgün mü? Şöyle düzeltelim. Allah tarafından verilmiş bir görevdir. Allah'ın gönderdiği mesajları insanlara ulaştırma görevidir. Peygamberlerin yaptığı görevdir. E bu görev nedir arkadaşlar? Risalet değil mi? Arka tarafta söylemiştim. Risalet neydi? Hemen şu yan tarafta bakın ben okuyorum. Peygamberlik demektir. Allah mesajlarını peygamberlere gönderir şeklindeki tanımdır. Aynı tanımı da burada görebilirsiniz. De ki o Allah birdir. Allah samettir. Doğmamış doğurmamıştır. Hiçbir eşi ve benzeri de yoktur. Allah'ın tek olduğunun eşi ve benzeri bulunmadığının anlatıldığı bu surenin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Bismillahirrahmanirrahim. Gulfu Allah ve Hat. Allahü Samet. Lem yelit <Sessizlik> ve lem yulet. Ve lem kufuven ehad. Yani bu okuduğum İhlas suresidir arkadaşlar. İhlas suresinin tanımı bu şekildedir meali. Allah birdir. Allah samettir. Kul fallahu ehad. Allahü samet. Lem yelit ve lem yulet. Ve lemme kullahu kufüven ehad şeklinde olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir. Kur'an bütün insanlar için gönderilmiş ilahi mesajdır, doğrudur. Kur'an ölülere okumak için indirilmiştir, yanlış. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim içerisinde şunu söylüyor. Biz size Kur'an-ı Kerim'i öğüt alsınlar ve akıllarını kullansınlar diye indirdik. Yani o bizim için, canlılar için, hakkını kullanabilecek kişiler için indirilmiştir. Kur'an Allah'ın tek olduğunu bize öğretir doğrudur. Kur'an ahiretin varlığından bizi haberdar eder doğrudur. Arkadaşlar sorularınız bu şekilde. Umarım yarınki sınavınızda size yardımcı olur. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.